Neyi bak bak. Şöyle. Oh, Allah'ın nazarları patlasın. Patlasın, patlasın, patlasın. Bak anneannem nazar patlatacakmış. Neyi? Biz de ecektik. Gözleri şiş. Elim tarafı şiş. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Dünkü hastane anılarımı size detaylı açıklayacağım. Bir önceki videomda bahsetmiştim zaten. Acilik oldum. Neyse geçiyorum. Bugün sabah da Nil'i sağlık ocağına götürdük. 4. ay aşılarının olması için denet aşılarını. Ama saat 10'dan sonra aşı yapıyorlarmış. İlk başta kanalımı yapıyorlarmış. Evet anneciğim. Tamam. Şimdi biz de Amazon eve geldik. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi tekrardan sağlık ocağına gideceğiz. Durmuyoruz. Tamam, hadi gidelim. Sonra detaylı açıklamalarla size geri döneceğim. Merak etmeyin. Nil'in aşılarını yaptırdık. 2 tane aşı oldu. Bir menenjit, bir de 5'li karma aşısı. Bir aşısı bayağı yaktı, bayağı ağladı. Ama şu an uyuyor kendisi. Biz de şimdi Koçtaş'a geldik. Edremit'te. Kombimiz bozuldu. Ondan alacağız bir tane. Bakalım bir soralım. Onu alacağız. Sonrasında belki bir Starbucks'a da kahve dünyasında bir kahve içeceğiz. Hazır Niloşko da uyuyorken. Tam da bizim kahve saatimiz geldi. Geçti bile çünkü. Bakalım. Böyle birazcık da bakalım neler var neler yok buralarda. Bunlar çok güzelmiş. Bunlara bayıldım. Çok ciciler. Hatta şöyle asılı halleri var bakın. Çok hoşuma gitti. Bir de şunlar çok hoşuma gitti. Tam böyle yazlık evin balkonuna falan çok cici olur. Ama ne kadar tabii ona bir bakalım. 203 lira yani. Dörtlü olduğunu varsayarsak çok fena değil. Gel bakalım. Biz de Nil'e şöyle Koçtaş'a gelmişken yazlıktaki Nil'in oyuncakları için şöyle küçük oyuncak kutuları alayım. Yani tam oyuncak kutusu denmez ama şöyle minnoş bir tane alayım. Bunun fiyatı 62 lira. Gayet tatlı bir şey. Bunun başka rengi var ama şöyle yuvarlak. Bence öbürü daha kullanışlı gibi. Ondan bir tane alayım ben. Hazır gelmişken bunu kullanalım. Minnoş. Bunu alalım. Bunun yuvarlağı da varmış gerçi. Ben birazcık karıştırayım şuraları. Belki pembenin şeyi vardır. Dikdörtgeni. Bakalım. Nerede var? Ben bunlar hoşuma gitmedi. Şunlar daha tatlı gibi. Yakalandınız. Bayağı büyük ama bu değil mi? Seneyim. Sonbaharda giysin. Güzel. İncecik de kumaşı güzelmiş. Çok iyi. Güzelmiş. Güzelmiş. Sonbaharda bunu giyersin. Aa bak böyle de çok tatlı bir takım var. Tight'lı. Arabaya şey koyuyor. Hı. Ve 250 liraymış. Senin tokanı yerim. Tokanı. Afiyet bal şeker olsun. Biz eve geldik. Hemen Nil'i bir yıkadık. Ondan sonra Nil'i uyutmaya çalıştık. Tam uyumadı. Doymamış. Onu bir doyurduk. Şimdi uyudu. Tam uyuturken de komşularımız geldi. Bize çay içmeye. Onlar da bebekli olduğumuz için hazırlıklarını yapıp gelmişler. Biz bir tek çay koyduk. Bir Nil'e çok tatlı hediyeler almışlar. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Keselerine bereket. Bir şöyle 2 yaş için. Şöyle çok tatlı bir yüz. Tokası da var bandanası. Şöyle de şortu var. Bir tane de daha böyle sporumsu tişörtümüz ve şekilde bir tight'ımız var. Keselerine bereket tekrardan. Nil birazcık huzursuz aşılarından dolayı. Bir tık da hafiften böyle bir 0.2 derece ateşi yükseldi. Normalde hep 36.5. Şu an 36.7. Ben de hazır buradayken şunu bir yerleştireyim. Sonrasında da ben de komşularımızın yanına geçeceğim. Birazcık çay yeme içme öyle bir takılmaca yapacağım. Gördüğünüz üzere şuradaki şu yığını aldım. Kutuya koyacağım. Birazcık daha düzenli dursun istiyorum. Çünkü buraya baktıkça içim daralmaya başladı. Ve
şekilde oldu. Çok da tatlı oldu bence. Tam aldık böyle. Şu an burada zaten oyuncakları bu kadar yani. Bunlar da yetiyor şu an için. Düzenli olması benim için çok daha iyi. Sadece iki tane büyük masal kitabı var. O buraya sığmadı. Yani sığdı ama şey oldu. Katlanıyor. Onları hiç sevmiyorum ben. Bu şekilde tek onları koyamadım. Ama gayet bu şekilde bence çok tatlı oldular. Minnoş oldular. Bunu da buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi mis gibi düzen. Şimdi başka komşularımız da geldi. Onlar da Nil'e hediye almış. Tekrardan buradan görürler mi bilmiyorum ama keselerine bereket. Çok hoşuma gitti. Bir tane şöyle bir tulum. Şu an giyebilir. Böyle gece de giyebilir pijama niyetine. Çok güzel yumuşacık kumaşı var. Bir tane de şöyle alt üst takım. Çok tatlı, hoşuma gitti. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Önünde fırfır detayı var. Üstü de bu şekilde. Göstereceğim şimdi size. Şöyle göstereyim üstümde. Şu şekilde. Şöyle kaktüslü. Çok tatlı. Bunları şimdi ben yıkarım. Bir güzel giydiririm. Niloşka da uyandı. Birazcık huysuzuz. Dediğim gibi ikinci ayında da aynı aşıları vardı. Bir tek verem haricinde oldu. Huysuzluğu vardı zaten. Hala da öyle. Şimdi karnını doyuruyor anne. Ben de tekrardan komşuların yanına iniyorum. Niloşka öyle uykusuna yattı. Bu aralar böyle yatıyoruz artık. Yüzüstü yatmaya başladık. Emzini bırakmış, kurban oldum. Babamız da şimdi 5-10 dakikaya gelir zaten. Son günlerde ne yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Sizinle sanırım en son Nil'le birlikte 4. ay kontrollerine gittik. Doktorumuza gittik. Her şey normal dedi. Kilos alımı iyi, boyu iyi. Bıngıldağımız tam kapanmamış. O yüzden bir şey demedi. Yani daha doğrusu hani bu baş çevresi muhabbeti vardı ya, 39,5 olmuş. Yani 20 santim artmış. Ekstradan kan damlası verdi. Demir ilacı verdi. Onun dışında sonra o gün ne yaptık? İşte Edremit'e gittik. Annemlerin yine kasapta bir işi vardı. Ben orada evinde kaldım. Sonra gittik, sularımızı doldurduk. Orada 4. aşılarına olmadı. Sağlık ocağında yaptıracaktım. 2 gün sonra, yani çarşamba günü, bu geçtiğimiz çarşamba günü Nil'in şeyine gittik. Aşılarına gittik. Öncelikle saat 8.30 gibi gittik. Ama gittiğimizde dediler ki 10'da gel. Çünkü saat 10'a kadar biz kan alıyoruz. Hani başka bir hemşireler ilgilenmiyormuş. Ondan sonra eve geldik. Kahvaltı yaptık. Kahvaltı yaptıktan sonra çıktık tekrardan. 4. ay aşılarını oldu. Ondan sonra bizim buradaki evde şofben bozulmuştu. Gittik şofben aldık Koçtaş'tan. O Nova'da'ya gitmiştik ya beraber, zaten hatırlarsınız. Bir önceki videolarda. Ondan sonra Nova'da'da gezindik. Bir kahve içtik. Eve geldik. Sonra zaten full misafir faslı. Oraları biliyorsunuz. Ondan sonra 2 gün boyunca Nil inanılmaz huzursuzdu. Yani gülmüyor, konuşmuyor, hep ağlıyor, kucak istiyor. Gece uykularımızda bir şaşma olmadı çok şükür. Ateşimiz de olmadı ama hep bir huzursuzluk var. Bu ikinci ay aşılarında da olmuştu. Aynı aşılar zaten, verem hariç. Onun dışında bugün babamız geliyor şu an yolda. Nil aşıları özledi. Pazartesi'ye izin almıştı. O gelecek. Ben de özledim yani. Nil de büyüyor. Yani büyüyor. Böyle bazen bakıyorum. Eski resimlere gidiyorum. Ne kadar küçükmüş diyorum. Niloşkom, büyüyorsun anneciğim. Kriz anları yaşıyoruz. Ataklarımız var. Bu 14-19. Hafta arasında büyüme ataymış galiba. Biz geçen hafta da oldu. Bu hafta da oluyor. Belirli periyotlarda, haftada bir sanırım şu an, Nil krize giriyor. Ama öyle böyle bir kriz değil. Susturmak mümkün değil yani. Hemen işte soyuyorum, full bezi dahi çıkartıyorum. Hemen koynumu alıyorum şuraya. Ninnimiz var bizim, bir ninnimizi söylüyorum. Onunla bir sakinleşiyor ama böyle içten içe hala böyle diye ağlamaya devam ediyor. Ondan sonra bir sakinleşiyor falan. Biraz büyüme hatağındayız yani.
Şimdi Nil işte sabah ben ilgilendim. Annemler Deniz'de. Nil şimdi uyudu, 2 saat falan bir takıldık beraber. Şimdi annemler gelir bir kahvaltı yaparız. Ben bir kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Ondan sonra öğlen gibi 11'e doğru, yani bir 2 saati falan yakın. Şu an saatlerimiz 9 suları bu arada. 11 gibi de Uğur gelir Gemlik'te şu an. Hatta Bursa'yı varmıştır muhtemelen. 1,5-2 saate buraya gelmiş olur. Öyle bir durum güncellemesi. Bakalım. Ben videonun başında hastanede serumlaydım. Onu anlatmadım ben size. Bizim buradaki sularda, deniz suyunda bir mikrop var. Ve şu an burada bütün herkes diyebilirim. Bayağı bağışıklık düşük olan diyeyim yani. Herkes ishal, kusma, mide ağrısıyla hastanelere gidiyor. O yüzden denizde bir mikrop var. Ben de yakalandım ona. 2 kere acillik oldum. O gün son serum yediğim gündü. Ve 2 gün sonra da toparladım çok şükür. Onu da hemen dedik. Anlatayım. Ve böyle. Annem de geldi şimdi. Hemencik bir kahvaltı hazırlayalım. Bir güzel, Nil de uyuyorken güzel bir kahvaltı yapalım. Orada zaten artık kahve saatine gelmiş olur. Hayrola. İkimiz orada birim verdik. O iş göründüğü gibi değil. Geçen gün Nova'da'ya gitmiştik Uğur'la. Orada Pente'de bir alana bir bedava vardı. Ben de bir mayo ve bir denizde üstüme gemilik bir şey almıştım. Mova olmadı. Şimdi gidip tekrardan onu bir değiştireceğim. Annemle birlikte Nova'da'ya gideceğiz. Nil'e uyup babam ona bakacak. Biz de şimdi hemencik bir gidelim Nova'da'ya. Onu değiştireyim. Beğendiğim başka bir mayo vardı. Onunla değiştiririm muhtemelen. Sonra dönüşte de annemlere ilaç almamız gerekiyor. Eczaneye uğrarız. Böyle de yine bir gittili geldili bir Nova'da yapacağız. Sonrasında da muhtemelen bir videoya editlerim. Ne durumdayız, değiliz, bir onun kontrolüne göre ya devam ederiz ya da videoyu sonlandırırız. O zaman gidelim şu pantiden değiştirelim hemen. Pantiden değişimi yaptık. Şimdi annemde böyle bir pike takımı alıyoruz. Evide'ye geldik. Şöyle de birazcık geziyoruz. Nerede şey? Kasa bu tarafta yine. Hastaneden çıktık, eve geldik. Şöyle bir tırnak makası aldım. Bir de güzel bir tulum aldım. Tulum da şöyle. Çok güzel, 80 liralık. Bu modelini aldım. Bu da çok hoş. İkisi 80 lira. Bunu da alıyorum. Mis gibi. An itibariyle eve geldik. Dün Nil'in ciğerlerinden bir hırıltı duyuyordum ve öksürmeye başlamıştı. Biz de o yüzden bugün doktora gittik. Birazcık üst yoğunluk enfeksiyonu başlamış ama burnunu temizlediğimiz müddetçe bir sıkıntı olmayacağını söyledi doktorumuz. O yüzden burun temizliğine ekstra önem vereceğiz. Sonra da ebeveye girdik. Nil'in gösterdiğim tırnak makası aldım. Bir de 2 tane minnoş bir tulum aldım. Tam bu havalarda giymelik. Şimdi Nil de geldi. İçeride. Ben şimdi onun bir altını alayım. Birazcık oynaşalım. Sonra öğle uykusuna yatacak. Ben de hemencik şu üstümdekileri çıkarmak istiyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz sıcak. Ve daha da sıcak olmaya devam edecekmiş sanırım. O yüzden en iyisi evde kalmak diye tahmin ediyorum. Çünkü dışarısı gerçekten çok sıcak. Dışarıda çalışanlara gerçekten kolaylıklar diliyorum. Çünkü çok zor yani. Öyle. Neyse. Hemencik Niroşko ile ilgilenme faslına geçeyim ben. Sonra yemek yiyeceğiz. Biz de öğle yemeği yemedik çünkü. Bakalım. Şöyle bir köfte ekmek yiyeceğiz akşam menüsüne.